hoş geldiniz diyeyim bütün şeylere. Bu herhalde birkaç hafta birkaç hafta oluyor. Bizim daha talebelik yıllarımızdan dostlarımız, arkadaşlarımız Birlik Vakfı'nda Hüseyin Öztürk arkadaşımız, işte Yahya Kemal'in vefat yıl dönümü olan Kasım başlarında Birlik Vakfı'nda bir konuşma yapmam benden rica etmişti. O konuşmadan sonra da Bülent Bey'in haberi olmuş. Yine Yahya Kemal'le ilgili sizlere bir konuşma için seve seve memnuniyetle gelirim dedim ama hakikaten yani benim girdiğim sınıflar bu kadar kalabalık değil. Maşallah diyeyim. Sadece ben herhalde 10-15 yıl kadar oluyor. Daha henüz Türkiye'de bu kadar üniversite açılmadığı yıllarda Kıbrıs'a gidiyordu. Türkiye'de şeyi kazanamayan öğrenciler. İşte bir davet aldım. Ben de kalktım. Kıbrıs'a gittim. Lefkoşa'ya. Yakın Doğu Üniversitesi'nde. İşte o yıl hem referandum yılıydı hem seçim yılı. Böyle haddi hesabı olmayacak bir şekilde öğrenci doldurmuşlar. Bir rakam söylüyorum. Kimse inanamıyor. Birinci sınıf Türk Dili Edebiyatı bölümüne tam 600 öğrenci vardı. Evet. Yani şimdi o manzarayı hatırladım sizleri görünce. Evet, şimdi konumuz Yahya Kemal. Yahya Kemal işte burada da belirtildiği gibi hakikaten Türk edebiyatında, Türk şiirinde bir zirve. Yahya Kemal Ahmet Haşim'le beraber hakikaten yeni Türk şiirinin iki kurucu isminden biri kabul edilir. Şimdi Yahya Kemal'in tabii bu belli zaman içerisinde bütün yönleriyle Yahya Kemal'i anlatmak mümkün değil. Yani zamanımız olsa sabaha kadar konuşuruz. Bir fikir adamı yönü var, bir de şair yönü var. Yani ben onun bugün burada şairliği üzerinde durmak istiyorum. Şimdi bizim eski geleneğimizde mutlaka aranızda Türk Dili Edebiyatı yani Türkoloji talebeleri vardır. Hocalarınız derslerde bahsetmişlerdir. Bizim divan şairleri yani eski divan şairleri döneminde tezkire yazarları, şuara tezkiresi yazarlarının şairlik için ortaya koydukları bir takım ölçüler, kıstaslar vardır. Bunların başında mevhibe-i ilahiye diye bir tabir geçer. Yani şairlik doğuştan Allah vergisi bir şeydir. Yani doğuştan böyle bir kabiliyetle doğmuşsa onu geliştirici bir takım yöntemler, işte aruz öğrenmek, medrese tahsili yapmak vesaire gibi şeyler ama önce birinci şart bu doğuştan şair yani Allah vergisi bir şey olması lazım. Şimdi Yahya Kemal'e baktığımız zaman tabii bir de şu var mutlaka bilenler vardır. Çok genel anlamda şiir söz konusu olduğu zaman şiir yazılır, şiir yapılır diye iki yaygın kanaat vardır. Yani şiir İlham perisi şaire bir şeyler fısıldar, şiirler yazar. Ama bir anlayışta evet bunu inkar etmez yani ilham meselesini ama şiir alın teriyle ve işte uykusuz günler, saatler, geceler geçirilerek adeta işte Süleymaniye Camii ya da Sultanahmet Camii de olduğu gibi taş üstüne taş konularak inşa edilen bir eserdir anlayışı var. Şimdi Yahya Kemal'e baktığımız zaman onun evet bir şairlik kabiliyeti söz konusu ama
bununla yetinmemiş ve şey yapıyor. Yani hayatı boyunca biraz ilerleyelim, onlardan örnekler vereceğim. Şiirin öyle kolay kolay mükemmel şiirin, güzel şiirin, yani bugün işte ölümü üzerinden bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen Yahya Kemal aramızda şiirleriyle, ismiyle yaşıyorsa bu şiir konusundaki hassasiyetinden dolayıdır. Türk edebiyatına hediye etmiş olduğu, bırakmış olduğu şiirlerden dolayıdır. Şimdi Yahya Kemal mutlaka herhangi bir ansiklopediye baktığınız zaman hayat hikayesini bulabilirsiniz. O zamanlar, ya yani onun doğduğu zaman Osmanlı İmparatorluğu devleti sınırları içerisinde yer alan Üsküp'te dünyaya geliyor. Daha sonra işte orada o yıllarda gerekli olan işte mahalle mektebinde tahsil. Ondan sonra ailesi bir ara Selanik'e gidiyor. Orada eski dönemde geçerli olan, yani bugünkü bir anlamda işte ortaokul, liseye karşılık gelen rüştiye ve idadi tahsilleri, ama asıl babası onu o yılların en gözde, İstanbul'da en gözde okullarından Galatasaray Mektebi, Galatasaray Sultanesi'nde tahsilini yapmak üzere İstanbul'a gönderiyor. 17-18 yaşlarında. Fakat İstanbul'a geldiği zaman, şimdi İstanbul'a gelmeden önce yine kendi hatıratından öğreniyoruz. Tabii o yılların eğitim anlayışı maalesef bugünkünden çok çok farklı. Yani maalesef bugün için diyorum. Şimdi yani üzülerek söylüyorum, üniversite, yani hepiniz üniversite talebesisiniz, yani söz meclisten dışarı, ama üniversiteye gelen birçok benim öğrencim henüz daha, bırakın imla kurallarını bilmiyoruz. Yani böyle bir mukayese yaptığımız zaman, yani ilk benim okuduğum yıllarda ilkokulda öğretilen imla kurallarını üniversiteye gelen öğrenciler imla kuralları, en basit şeyleri bilmiyor. Genel kültür maalesef böyle sıfır durumunda. Şimdi Yahya Kemal'in hatıralarına bakıyoruz. Daha ortaokul, lise, yani idadi ve rüştiye yıllarında Namık Kemal'in külliyatını okumuş. Ziya Paşa'nın Harabat adlı antolojisini okuduğunu söylüyor. Muallim Naci'nin Şerare, Ateşpare, Firuzan gibi eserlerini okuduğunu söylüyor. Yani böyle bir hazırlığı var edebiyata karşı. Bir de İstanbul'a geldikten sonra Galatasaray'da okumak niyetiyle gelmiş. Fakat kayıt dönemi kapanmış ve bir yıl daha beklemesi lazım. O arada Şekip Bey diye akrabalarından birinin yanında, Jön Türklere mensup. Biraz onun etkisi altında, ama bir de mutlaka aranızda edebiyat öğrencileri varsa, hocalarınız derste bahsetmişlerse hatırlayacaklar. Bahsetmemişlerse benden öğrenin. Bu Servet-i Fünun topluluğunu sadece tenkitle uğraşan Ahmet Şaip diye bir ismi vardır. Çok önemli bir adam. Bunun Hayat ve Kitaplar adlı bir eseri var. 1898 yılında yayınlanmış. Daha sonra ikinci baskısı yapıyor ve orada kitabın yarısı, bu yeni harflerle de basıldı. Kitabın yarısı bütün 19. yüzyıl boyunca Avrupa kültürünü, Batı kültürünü etkileyen bir Hippoliten vardır. Ona ayrılmış. 400 sayfalık kitabın 200 sayfası Hippoliten'e ayrılmış. Diğer yarısının yarısı, yani 100 sayfası da Gustave Flaubert'e ayrılmış. Önemli bir kitap. Nasılsa bu eline geçmiş ve daha sonra gerek Tanpınar'ın Yahya Kemal adlı kitabında Tanpınar naklediyor kendinden. Avrupa'ya kaçmamda bu Hayat ve Kitapların büyük rolü olduğu diye. Bir de belki içinizde bilenler vardır. Ben Tanpınar'ın ders notlarını yayınladım. Orada da yine bu ders notlarında da yine Tanpınar bu kitabın öneminden bahsediyor. Çok önemli bir kitap bu. Yani bu
Muhtemelen yani benim anladığım kadarıyla bu kitabı okumuş, çok ağır bir kitap ve orada Avrupa kültürünün, Avrupa edebiyatının ne kadar zengin olduğunu fark ediyor, öyle zannediyorum. Yani Avrupa'ya kaçmasına, Fransa'ya kaçmasına bu kitabın büyük rolü olduğunu kendisi birkaç defa zikretmiş. İşte 18-19 yaşlarında tek kelime Fransızca bilmeden gizlice Fransa'ya, Paris'e kaçıyor. Ve orada 1903 yılı, biraz da tabii memleketin genel havası, Abdülhamit devri, işte hafiyeler var, sansür var, bunun da etkisi altında. Ve çok yaygın bir şey vardır o yıllarda. İşte bu Abdülhamit idaresi altında çok yaygın bir tabi, istibdat devri deniyor. Burada yaşanmaz. Bu memlekette işte bir kaymakam olacağına gidip Paris'te ayakkabı boyacılığı yapmak ya da garsonluk yapmak daha evladır gibi böyle çok yaygın şeyler var, düşünceler var. Biraz da bunun etkisiyle gizlice Paris'e kaçıyor. Orada kimseye haber vermeden, orada kaydını Sorbonne, eski tabiri Darülfünun, Sorbonne Üniversitesi'ne yaptırıyor ama devamsız bir talebe. Bir Fransız kolejinde bir süre Paris yakınlarında Fransızcayı iyice öğreniyor. Ve ondan sonra devam ettiği bu bilmiyorum inşallah içinizde gidenler vardır, gitmeler için inşallah gidersiniz. Daha önce bu şair-i azam Abdülhak Hamid'in hocası. Yani biraz dağıtıyorum bu şeyi ama bunları bilmeniz gerektiği için bunlardan söz ediyorum. Abdülhak Hamid'in hocası Hoca Tahsin Efendi adını duymuşsunuzdur. Abdülhak Hamid'in ağabeyi Nasuhi Bey, Abdülmecid Abdülaziz devrinde Paris sefaretinde bir görevi var. Bütün aile, hatta Abdülhak Hamid daha küçük yaşta Paris'e gidiyorlar. İşte bu Hoca Tahsin Efendi'nin söylediği çok meşhur bir beyit vardır. Bilenleriniz mutlaka vardır. Paris'e git hey efendi, aklı fikrin var ise aleme gelmiş sayılmaz gitmeyenler Paris'e diye. Tabii Paris, ben derslerimde de söylüyorum, Paris adeta Türk entelijansiyasının o yıllarda Tanzimat döneminde böyle bir tür kıblesi. Dini manada değil, kültürel manada, edebi manada. Yani Paris tabii işte Eyfel Kulesi ya da Notre Dame falan değil. Yani kültür merkezi, sanat merkezi, edebiyat merkezi olması dolayısıyla. Hatta daha sonraki yıllarda Abdullah Cevdet'in yine bu mealde bir sözü vardır. Der ki, yeryüzünde tek medeniyet vardır, Batı medeniyeti. Batı medeniyetinin merkezi de Paris'tir. Tabii hatta Osmanlı döneminde ta Abdülhamit yani son zamanlara kadar hep diplomasi dili Fransızcadır. Bizim Abdülaziz devrinde İngiltere'de Muzurus Paşa diye bir elçimiz var. Rapor gönderiyor, İngilizce değil Fransızca gönderiyor. Yani Fransızca böyle bir şeyi var, geçerliliği var. Şimdi İngilizce olduğu gibi. Şimdi Yahya Kemal'e tekrar dönersek, Yahya Kemal diyor ki, Paris'e gittikten sonra, Fransızcamı geliştirdikten sonra bir kendi tabiri bu, okuma hummasına tutuldum. Okuma hummasına tutuldum. Yani gece gündüz ne okuyor? Fransız klasiklerini okuyor. Fransız klasik şairlerini okuyor. Arkadan Fransız romantik şairlerini ve diyor ki, külliyat halinde okudum. Külliyatın herhalde ne demek olduğunu inşallah biliyorsunuz. Yani toplu eserleri demektir. Şimdi kusura bakmayın zaman zaman yani bazı şeylerle karşılaşıyorum. Bizim çok sıradan diye zannettiğimiz birçok şeyi gençler maalesef bilmiyorlar. Ama öğrenmemiz lazım. Klasikleri, Fransız klasiklerini, eski Yunan klasiklerini okuduğunu, ondan sonra romantik şairlerin külliyat halinde, ondan sonra yine o yıllarda geçerliliği koruyan
Parnasyen şairlerin ve sembolist şairlerin külliyatlarını okuduğunu. Tabii o yıllarda daha çok hala öyledir. Bu Cartier Latin Vachet kahveleri diye Paris'in merkezinde sanatkarların, şairlerin bir araya geldikleri bir edebiyat mahfili durumunda hala aynı özelliği koruyor. Oraya gidip geliyor. Orada hala şeyde olan, hayatta olan bir takım şeyler var. Bu tanınmış Fransız şairleri var. Onlarla tanışıyor. Ama en çok, yine kendisinin ifadesiyle, en çok ilgilendiği Fransız sembolist şairleri. Stefan Mallarmé, Paul Verlaine, tabii en başta da Charles Baudelaire bunların başında geliyor. Jean Moreau, yine bu etkisi altında kaldığı şairler. Az önce söylediğim bu şairlerin, işte Hugo, romantik şiirin üstadı, Hugo'nun, Baudelaire'in, Mallarmé'nin, Verlaine'in birçok şiirini, tabii aslını, Fransızcasını ezberliyor. Ezberliyor. Orada arkadaş edindiği bir takım insanlara bunları okuyor. Yani adeta böyle bir, az önce söylediğim gibi bu okuma hummasına tutulduğu dediği tarzda yaşayarak şey yapıyor ve niye bunları yapıyor? Söylediği şu, bir şiir dili bulmak için, şiir dili bulmak için bunları yapıyordum diyor. Şiir dili nedir? Evet, bizim edebiyatımıza baktığımız zaman, şimdi az önce söyledim, bu öğrencilik yıllarında Yahya Kemal, işte Muallim Naci okumuş, Abdülhakamid'i okumuş, Namık Kemal'i okumuş. Fakat bu şairlerin, özellikle Tanzimat'ın ilk nesi, yani Namık Kemal, Şinasi Namık Kemal Ziya Paşa, onlar şiiri şiir olarak değil, şiiri tırnak içerisinde bir sosyal fayda olarak düşünüyorlar. Abdülhakamid biraz farklı bir çizgide ama Abdülhakamid'in yani en çok en meşhur şiiri diyelim, Makber'i okuduğumuz zaman kolay kolay baştan sona anlamamız mümkün değil. Mesela benim derslerde sık sık verdiğim bir örnek vardır. Abdülhakamid'in bir şair tarifi. Abdülhakamid şiirde ilhama inanan, ilhamı savunan bir şair. Şöyle der bir şeyde, bir şairi tarif ediyor. Şair odur ki guşuna sesler gelir müdam, bir perdedarı mutribeyi cilve sazdan. Yani bu mutribeyi cilve saz dedi, ilham perisini kastediyor. Yani şeyden sonra, tanzimatçılardan sonra Servet Fünuncular geliyor. İşte Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, mutlaka içinizde bilenler vardır. Orijinal olmak için özellikle Cenap Şahabettin lügatlardan kelimeler seçerek şiirler yazıyorlar. Yani o tanzimatçıların tamamen uzağında bir şey. Bütün bu tecrübeleri edinmiş bir kişi olarak Yahya Kemal, bunlardan yani kendinden önceki gerek tanzimatçılardan gerekse Servet Fünuncular'dan onların kullandığı dilden farklı bir dille şiir yazılması gerektiği kanaatiyle şiir dilini arıyordum diye. Ve bir takım işte Paris'te denemeler yapıyor. Hatta yine hatıralarında söylediğine göre Akıncılar diye diyor bir destan, bir Türk destanı yazmak istiyordum. Bunu şey yapamadım, tamamlayamadım ama bu bana diyor. Bir de sık sık kullandığı birkaç şey var Yahya Kemal'in şiir anlayışı olarak. Fransızların bu yine 19. yüzyılda bir Rahip Bremon ya da Henry Bremon'un Poesie Pure adlı bir kitabı yayınlanmış. Yani şiir, Yahya Kemal'in anladığı da saf şiir. Kendisi buna halis şiir diyor, öz şiir diyor, hakiki şiir diyor. Poesie Pure. Poesie Pure şu. Şiirde herhangi bir
fikri, sosyal amaç güdülmeden doğrudan doğruya bizim ya da dinleyicinin, okuyucunun ruhuna, kalbine hitap eden şiir. Hiçbir menfaat endişesi güdülmeden yazılan şiir. Tabii bu çok zor. Kalpten gelen bir şey diye bunu tarif ediyor. Ve aynı zamanda müzikalitesi olan, kulağa hitap eden, bir ahengi olan bir şiir. Bunun için kendisinin yine şey yaptı. Evet, şiir poezi pür olmalıdır. Mükemmel olmalıdır. Bu mükemmeliyete ulaşmak için biraz sonra bazı örnekler üzerinde duracağım. Bir de yine o yıllarda kullandığı, zannediyorum Yunanca bir şey mi? Nobre, beyaz lisan, beyaz Türkçe diyor. Hatta yine hatıralarından naklettiği, yine bu üstadları arasında yer alan Verlaine'in bir sözünü naklediyor. Verlaine diyormuş ki, ben Fransızca, yani şair olarak şiirlerimde kullandığım Fransızcayı Louvre Sarayı'nın kapıcısından öğrendim. Bu diyor benim için önemli bir hareket noktası oldu. Ben şiir yazacağım şiirlerde sokakta halkın kullandığı dili şiir dili haline getireceğim. Yani Fikret'in, Cenab'ın ya da Namık Kemal'in, Hamid'in yaptığı gibi böyle lügatlardan kelimeler, tamlamalar bularak değil, herkesin anladığı bir dil ama bunu şair kendi teknesinde o hamuru yoğurarak bunu şiir dili haline getirme ameliyası. Buna da şiir cehdi adını veriyor Yahya Kemal. Şiir cehdi. Evet. Şimdi onun şiirlerinden bir mısra hatırlıyorum. Şöyle diyor. Bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir. İşte burada bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir. Şimdi buradaki tel artık o sokakta gördüğümüz, gerçi şimdi yok ama böyle telgraf teli falan değil. Buradaki farklı bir anlam kazandırılmış bir şey. Tabii Yahya Kemal hayatının sonuna kadar hemen bir şiir istisna, aruz veznini kullanıyor. Ama aruzu şiirde bir ahenk sağlaması için kullanır. Şimdi bir iki cümle onunla da ilgili söyleyeyim. Benim, yani aranızda mutlaka vardır, benim lisede okuduğum yıllarda maalesef lise edebiyat hocalarının büyük çoğunluğu divan şiiri zevkinden nasibini almadıkları için hep işte bir şiir, Fuzuli'den, Baki'den bir şiir şey yaparlar. Hadi bunun veznini bul. Veznini bulamazsan zayıf not verirlerdi. Vezin bir alettir. Vezin amaç değildir şiirde. Yani bunun farkına çoğu varmıyordu ama şimdi varılıyor. Şiirde bir ahenk sağlamak için kullanılan bir vasıtadır vezin. Amaç değildir. Yahya Kemal, evet, aruza bağlı ama onun şiirleri, biraz sonra bazı şiirler okuyacağım. Takır tukur böyle o aruzun kalıplarını yansıtıcı şeyler değil. Yani vezni şiirin içerisinde eritmiş örneklerle şey yapıyoruz, karşılaşıyoruz. Şimdi dediğim gibi 9 yıl kalıyor Paris'te. Hayatının, yani bu 9 yılın büyük bir kısmını işte bu bahsettiğim Cartier Latin kahvelerinde şairlerle, sanatkarlarla haşır neşir olarak geçiyor. Ara sıra Sorbonne'a uğruyor. Hatta babası da Üsküp'te, hatta bir ara Selanik Belediye Reisliğini yapmış. Oğlunun Paris'te Sorbonne'da yüksek tahsil yaptığını zannediyor. İşte para gönderiyor. Mektuplaşıyorlar. Bunlar babasına gönderdiği kartpostallar Yapı Kredi'den güzel bir kitap halinde yayınlanmıştı. Kulaklarınızın Ekrem Işın arkadaşımız tarafından. Fakat Sorbonne'da o çok meşhur bir Fransız, hem tarih hocası hem bir tür filozofu Albert Sorel, onun derslerinden çok etkilendiğini, bir de
Action Française diye bir dergi çıkaran Julien diye bir zat var. Camille Julien diye bir zat var. Bunlar şunu, yani Yahya Kemal'in etkilendiği, Fransız milletini, Fransız milliyetini 1000 yılda Fransız toprağı yarattı diyorlar. Yani coğrafyaya bağlı bir tarih ve milliyetçilik anlayışı. Ve hatıralarında yine Yahya Kemal der ki, talih bana kendi tarihimi, kendi klasiklerimi, kendi edebiyatımı tanımayı Fransa'da nasip etti. Talih bana kendi milletimin klasik edebiyatını, klasiklerini, işte divan şairlerini okumayı, anlamayı, kendi tarihimin büyüklüğünü ve milletimin milliyet anlayışımı tanımayı bana talih şeyde Fransa'da nasip etti. Ve 1912 yılında işte tasını tarağını toplayıp İstanbul'a geri döndüğü zaman Osmanlı edebiyatında 3-4 farklı şey var, oluşum var. Birincisi hala o Abdülhakamit şair-i azam ve onun etkisi, onun etrafında oluşan bir grup var. Hala Servet-i Fünuncular şair olarak işte Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Servet-i Fünun topluluğu var. Onların uzantısı mahiyetinde Fecraati grubu mensupları var. Özellikle ikinci meşrutiyetin ilanından sonra edebiyatın siyasallaşmasına karşı çıkan bir grup Fecraati grubu. Bir de bu 1897 Türk-Yunan Savaşı sırasında yazdığı Hece Vezni'yle ve Sade Türkçe'yle, Hece Vezni'yle ve Sade, yani Servet-i Fünuncuların en zirvede olduğu bir sırada Sade Türkçe'yle ve Hece Vezni'ni kullanarak, o eskiden benim okuduğum yıllarda ilkokul kitaplarımızda vardı. Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur, insan olan vatanının kuludur, Türk evladı evde durmaz giderim diye. Anadolu'dan bir ses yahut cenge giderken diye Mehmet Emin Yurdakul'un başlattığı bir Türkçe şiirler anlayışı var. Yani böyle bir ortamda geriye dönmüş Yahya Kemal. Ve kendi anladığı bu saf şiir, yani poezi pür anlayışından diyor ki, ilk defa gittim Aşiyan'da Tevfik Fikret'i ziyaret ettim. Ona anlattım. Beni diyor dinledi. Fakat demiş ki, bu anlayış çerçevesinde çok fazla şiir yazılamaz. Bir de demiş, git Cenap'la görüş. Gittim diyor, Cenap Şahabettin'le görüştüm. Cenap da dinledi ama diyor benim maksadımı anlamadı. Sonra bir gün tesadüfen diyor Sirkeci'de Ahmet Haşim'le buluştuk bir lokantada. Ona diyor anlattım. Haşim diyor beni aşağı yukarı bir saat kadar dinledi, dinledi. Ve sonunda diyor elini, yumruğunu masaya vurarak, işte hakiki şiir senin bu anlattıklarındır diye beni tasdik etti. Yani beni anlayan o yıllarda tek kişi Ahmet Haşim'di. Hatta diyor daha sonra, o mutlaka bilenler vardır aramızda, Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adlı o dergah mecmuasında yayınladı. Kendisinin şiirlerini eleştirenlere karşı bir tür onun poetikası olarak kabul edilen, daha sonra da Piyale adlı şiir kitabının başına aldığı metni diyor, benim bu konuşmamdan etkilenerek yazdığını söylüyor Yahya Kemal. Bir de Yahya Kemal'in bu süreçte bu saf şiir, yani poezi pür anlayışına uygun olarak diyor ki, bizim eski edebiyatımızda, klasik edebiyatımız, yani divan şairlerinin mısra berceste dedi, yani seçkin mısralar dediği böyle kristal gibi şeyler vardır. Mısralar, beyitler vardır. İşte bunlar bizim şiirimizin, Türk şiirinin bir tür poezi pür örnekleridir. Bunlardan yola çıkarak
Türk şiirinde bir dönüşüm sağlanabilir. Mesela verdiği örnekler arasında mutlaka hatırlayanlar vardır. Çok bir kısmı bunların çok böyle bilmiyorum. Yani benim çevremde, benim üniversitede okuduğum yıllarda çok zikredilirdi. İşte, avazeyi bu aleme Davut gibi sal, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Ya Rab belayı aşk ile kıl aşina beni, birden belayı aşktan etme cüda beni. Kimin? Fuzuli'nin. Neler çeker bu gönül, söylesem şikayet olur Hayali Bey'in. Gönüldendir şikayet, kimseden feryadımız yoktur. Galiba Necati Bey'in. Ayağın sakınarak basma aman sultanım. Dökülen mey, kırılan şişe yerinden olsun dedim. İşte bunları, buna benzer daha örnekler vererek, bunlar yani bu kristal gibi parlak bu örneklerin bizim bu poezi pür, saf şiir örneği olduğunu ve bu yani kendisinin yazmak istediği şiirde, dediğim gibi az önce, şiir en basit gündelik kelimelerle yazılabilir. Hiçbir sanat oyununa, yani bu Servet Fincular'ın yaptıkları gibi sanat oyununa başvurulmadan yazılmalıdır. Kelimeler sese dönüştürülerek mısralarda ya da beyitlerde bir ahenk meydana getirilmelidir. Pardon. Bir de bu divan şiirinde hep beyit bütünlüğü vardır. Yani gramatik olarak şey yaptığınız zaman, bir cümleye çevirdiğiniz zaman bir beyitte özne, fiil, fail biter. İkinci bir beyitte yeni bir cümle başlar. Bunun tersine şiirde bir bütünlük, yani mısra ya da beyitte değil, şiirin tamamında bir bütünlük olması gerektiğini savunuyor. Evet, az önce de söylediğim gibi bu yani onun İstanbul'a döndüğü zaman, işte 1912 yılında, az önce söylediğim böyle bir Türk şiirinde böyle bir manzara var. Hatta Muallim Nazım'ın çok meşhur bir şeyi vardır. Bir beyt mısra var. Şöyle diyor: Erbab-ı teşayür çoğalıp şair azaldı. Yok öyle değil, şairin yalnız adı kaldı. Yani Yahya Kemal'in de anladığı manada şiir yazan hemen hemen yok gibi. Hatta yine bir mektubunda Yahya Kemal diyor ki, İstanbul sokaklarında avare dolaşan Türkçeyi şiir dili haline getirmeye çalıştım, getirmeye gayret ettim. Evet, herkesin sokakta kullandığı dili alıyor, kendi teknesinde o şiir cehdi adını verdiği, kendi teknesinde o hamuru yoğurup karıp ama belli bir ahenk çerçevesi içerisinde şiir dili haline getiriyor. Bir de yine Yahya Kemal söz konusu olduğu zaman mutlaka üzerinde durulması gereken, birisi dediğim gibi klasik divan şiirinin şiirinden hareket ederek, onu reddetmeden, tanzimatçılar gibi reddetmeden, ondan yararlanarak yeni bir şiir diliyle şiir söylemek. İki, ahenge önem vermek. Üç, mükemmeliyet duygusu. Bir de bunu sağlamak için işte aruz vezninden hayatı boyunca vazgeçmiyor. Deruni ahenk tabir ettiği bir şey var. Yani şiir, evet şiirde, divan şiirinde olsun, kendi yazdığı şiirlerde olsun, aruz dolayısıyla ya da kafiye, redif dolayısıyla bir ahenk sağlıyor. Ama bir de şiirin içerisinde bir iç ahenk, deruni ahenk olması gerekir. Yani sadece söz değil, sözle beraber okunduğu zaman bizim kulağımızda adeta bir musiki namesi gibi bir akis uyandırması gerekir. İçinizde mutlaka okuyanlar vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar
Huzur romanında, Huzur romanının kahramanlarından biri Nuran. Nuran'dan bahsederken Tanpınar romanın bir yerinde der ki, Nuran Türkçeyi teganni eder gibi konuşuyordu. Nuran Türkçeyi teganni eder gibi konuşuyordu. Maalesef bu artık gide gide çok çok azaldı. Bu İstanbul Türkçesi dediğimiz, yani Türkçenin en güzel konuşulduğu, vurgulara riayet edildiği Türkçeyi konuşan maalesef günümüzde, yani benim tanıdığım 3-5 kişi dışında maalesef kalmadı. Ben talebelerime söylüyorum, sizlere de söyleyeyim. Şu anda bu İstanbul Türkçesinin en güzel, aslına uygun bir şekilde konuşanlardan biri Nişantaşı'nda, Teşvikiye'de Portakal Sanat Galerisi olan Rafi Portakal'dır. Yani adından da anlıyorsunuz. Ama bu Rafi Portakal bildiğim kadarıyla 4-5 nesil İstanbullu doğmuş, büyümüş. Yolunuz düşerse gidin, kendisiyle konuşun. Hatta konuşmasını telefonlarınıza kaydedin. İşte bunun dışında yani yakın zamanlara kadar Fethi Gemuhluoğlu vardı benim tanıdığım. İlhan Ayverdi vardı, Samiha Ayverdi vardı, Ekrem Hakkı Ayverdi vardı ama onlar hayatta değil. Uğur Derman hocamız var. Yani zaman zaman burada da konuşmalar yapıyor. Yani gerçek anlamda hakikaten İstanbul Türkçesini konuşan kalmadı. Neyse bu konuya girmeyelim. Bu ayrı bir konu. Evet. Yahya Kemal, Üsküp asıllı, İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da hayatının büyük bir kısmı İstanbul'da geçiyor. Evet, şiirleri, yazdığı şiirler İstanbul Türkçesiyle. Fakat yani benim dinlediğim birkaç şey vardı, kendi şiirlerden okuduğu ama o Rumeli şivesini unutamamış. Yani Türkçesi o kadar şey değil. Yani İstanbul Türkçesine uymuyor. Mesela şeyleri J diye telaffuz ediyor. Belki YouTube'da vardır bazı şeyleri, şiirleri. Tabii bu o kadar önemli değil bu tarafı. Evet. Az önce söylediğim bu yavaş yavaş, yani İstanbul'a döndükten sonra, bir de Yahya Kemal hayattayken çok eleştirilmiştir. Yani velut bir şair değil. Onun sebebi de bu mükemmeliyet meselesini fazla, yani kendi ona şey yapıyor, inanıyor. Ondan dolayı kolay kolay şiir yazamıyor. Daha doğrusu ele güne çıkaracak şeyler yazmıyor. Hatta kendisini ben de tanıdım. İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde felsefe bölümünde hocaydı, profesör. Tabii şu anda hayatta değil, Vehbi Eral. Şimdi biraz sonra yine bahsedeceğim. Yahya Kemal özellikle sohbet adamı. Bu milli mücadele yıllarında Bağ Ali'de İkbal Kıraathanesi'nde etrafında bir grup var. İşte o meşhur İşgal İstanbul'u yıllarında dergah mecmuasını çıkarıyorlar 42 sayı kadar. Daha sonra ki yıllarda bu Emirgan'da Çınaraltı Kahvesi de yine etrafında bir grup hayranı var. Park Otel'de maalesef şu anda olmayan, Bülent Bey yetişmiştir herhalde o eski haline. Ben de birkaç defa. Evet. Şimdi yerinde yerler esiyor. Orada yine pazartesi akşamları bir hayran grubu var etrafında ve genellikle o toplantılarda Yahya Kemal konuşuyor. Bu toplantılara katılanlar dinliyorlar. Yeni bir şiir yazdıysa bunları okuyor.
izin verirse bunları kaydediyorlar defterlerine. Böyle bir ortam var. Vefatından sonra bu Vehbi Eralp'in de küçük bir Yahya Kemal için diye küçük bir önemli bir kitabı vardır. 1959 yılında yayınlanan. Orada anlattığı bir hadise var. Diyor ki bir gün Park Otel'e ziyarete gittim üstadı. İşte beraberce diyor çıktık. Taksim'e doğru yürüyoruz. Üstad diyor önde, ben de bir adım iki adım arkasına yürüyorum. Uzun zamandır diyor bize bu sohbetlerinde herhangi bir yeni şiir okumamıştı. Ben de diyor şey yaptım, işte üstadım yeni bir şiir var mı yok mu diye sorma cesaretinde bulundum. Verdiği cevap şu, şu çok önemli. Diyor ki mısra benim haysiyetimdir. Mısra benim haysiyetimdir. Yani şiirin en küçük parçası olan mısra bile bir şairin damgasını, onun bütün özelliklerinin damgasını taşımalıdır. Yani o sorumluluğa sahip olmalıdır. Dolayısıyla bu anlayış çerçevesinde Yahya Kemal'in hemen hemen bütün şiirlerinin arkasında böyle uzun bir çalışma, işte o az önce söylediğim şiir yazılır değil, yapılır anlayışı yatıyor. Yine kendisinin anlattığı, söylediği bir şey var. Bu çok sık sık zikredilen bir örnektir. Der ki, Süleymaniye Camii, işte imparatorluğun en muhteşem devrinde mimarbaşı Mimar Sinan'a Kanuni tarafından inşa ettiriliyor. Süleymaniye Camii 7 yılda inşa edildi. Ben Süleymaniye'de bayram sabahı şiirimi 25 yılda yazdım. Tabii 25 yıl gece gündüz bu şiirle değil ama kafasındaki o ideal şekli, son şeklini verinceye kadar böyle uzun bir zaman harcıyor. Yani öyle çok yaygın bir tabir vardır. İşte al eline kalemi, yaz aklına geleni, böyle bir şair değil Yahya Kemal. Bir meslektaşımız şu anda İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde, belki talebeleri vardır aranızda, Profesör Mehmet Samsakçı'dan naklen Çarşı Kapı'da, bir kısmınız belki biliyorsunuz, Yahya Kemal Enstitüsü ve Müzesi var. Yolunuz düşerse gidin ziyaret edin. Yani orada hem elbiseleri var, bir takım eşyaları var, muhafaza ediliyor. Bir de bir kısım yazıların, şiirlerin müsveddeleri bulunuyor. Yani giderseniz şey yaparlar, gösterirler, o da Saadet Hanım diye bir görevli var. Süleymaniye'de bayram sabahı şiirinin tam 64 müsveddesi olduğunu naklettim. 64 müsveddesi. Yani öyle yazıp hemen neşreden bir şeyi değil. Böyle bir uzun, işte uykusuz günler, geceler var her şiirin arkasında. Bu belki biraz sonra okuruz. Meşhur Ses şiiri 7 gün dergisinde yayınlanırken hemen altında bir şey var, dipnotu var. Diyor ki orada üstadın 15 yılda yazdığı şiir. Benim de hocam olan rahmetli Mehmet Kaplan Hoca, işte Tanpınar, dolayısıyla Tanpınar'ın asistanlığı olduğu yıllarda, 40'lı yıllarda Yahya Kemal'in şiirlerinden zannediyorum bu ses şiiri üzerine bir yazı yazmış İstanbul Dergisi'nde. O münasebetle Yahya Kemal'le yani daha doğrusu Yahya Kemal davet ediyor. Kim bu genç diye. Kalktım gittim diyor. Park Otel'de ziyaret ettim. İşte anlatmış şiir hayatını, Paris hayatını ve diyor ki bana 40 kadar şiirinin ne zaman ilk yazılmaya başladı ve ne zaman bitirdi, bunları not ettirdi. 40 kadar şiirini, işte ne bileyim Süleymaniye'de bayram sabahı ne zaman yazmaya başladım, ne zaman bitti. Sessiz Gemi'yi ne zaman yazmaya başladım, ne zaman bitti. Leyla'yı ne zaman yazdım. Bunları 40 kadar şiirini bana not ettirdi. Hoca bunları yıllar sonra, yanlış hatırlamıyorum, 80'li yıllarda Kubbe Altı dergisinde
Bunlar yayınlandı. Yani çok önemli bir belge bu. Yahya Kemal'in şiirlerinin arkasındaki bu sanat cehdini göstermesi açısından. Bilmiyorum, içinizde inşallah vardır şiirle meşgul olan ama kolaya, işte Yahya Kemal'i kendimize örnek alarak kolaya kaçmadan, yani büyük şiir, kalıcı şiir, yarınlara kalabilecek şiir, öyle bir çırpıda yazılan şeyler olmaz, olmamalıdır. Yani şeyin, Yahya Kemal'in şeyi bu, anlayışı. Demin de söyledim, Yahya Kemal'in etrafında bir hayran grubu var. Özellikle bu Pakistan Büyükelçiliğinden emekli olduktan sonra her pazartesi toplanan, işte Nihat Sami Banarlı bunların başında geliyor, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mustafa İnan, Abdülhak Şinasi Hisar, İsmail Habib, Orhan Şahit Gökyay, Cahit Tanyol gibi 15-20 kişilik bir grup var. Demin de söylediğim gibi yazdığı şiirleri önce bunları okuyor ve izin verirse ancak şiirlerini kaydediyorlar. Bir de dediğim gibi Velut bir şair değil, yani o devrin çok kullanılan bir şeyidir, tıkız bir şair. İşte bu arkasında bu mükemmeliyete çok önem verdiğinden dolayı arada bir işte dergilerde, gazetelerde, özellikle bu vefatından önce 50'li yıllarda bilhassa Nihat Sami Bey'in zorlamasıyla biraz da Hürriyet Gazetesi'nde birçok şiir yayınlanmış. Bir de şunu mutlaka biliyorsunuz, Yahya Kemal hayattayken şiirlerini, hatta şiirlerin dışındaki yazılarını kitap haline getirmemiş. Yani bu dünyadan ayrılıp gittiği zaman henüz daha şeyi yok, kitap halinde, ama dillerde, hatta Fazıl Ahmet Aykaç'ın bir yakıştırması vardır. Tanrı şair diye bir nitelemesi var Yahya Kemal için. Biraz da Nihat Sami Bey'in zorlamasıyla günlerce beraberce oturup işte eski tarzda yazdığı şiirleri bölüm bölüm sıralamasını yaparak, işte daha sonra yayınladığı Eski Şiir Rüzgarı ile yeni tarzda yazdığı şiirleri Kendi Gök Kubbemiz adıyla, hatta diyor bir yayın evi çok, yani o devre göre 40 bin lira gibi çok büyük bir telif ücreti teklif ettiği halde bir türlü bunların kitap halinde yayınlanmasına yanaşmadı. Tabii gerçek sebebi bilmiyoruz. Benim kanaatim işte bu kendince birçok şiirini hala son noktayı koyamadığı bu mükemmeliyet hassasiyeti olabilir. Başka bir özellik, rahmetli Orhan Okay Hoca bahsediyordu. Bir de bu o yıllarda Yahya Kemal'in bu hayranlar halesi içerisinde böyle elden ele dolaşan onun şiirlerinin yazıldığı defterler varmış. Böyle bir defter Orhan Okay Hoca'nın da vardı, bir şiir defteri. Ve bunlar böyle eskiden vardı, yani benim lisede okuduğum yıllarda çok sevdiğimiz şiirleri yazdığımız defterlerimiz elden ele dolaşır. Ya da pul koleksiyonları gibi böyle defterler varmış. Ve bu sadece şiirden, yani bu onun etrafındaki demin isimlerini verdiğim insanlar arasında değil, işte Anadolu'da bilmem bir banka müdürünün de böyle bir defteri, bilmem bir yerde bir kondöktörün de böyle bir defteri olduğundan, yani böyle bir hayran kitlesi bulunduğundan, muhtemelen böyle bir hava mevcut olması dolayısıyla, tabii tam sebebini bilmiyoruz ama şiirlerinin kitap halinde yayınlanması nasip olmuyor hayattayken. Yahya Kemal'in asıl bence büyük şansı, işte Nihat Sami Banarlı gibi ona her şeyle sadık ve sahip çıkan bir manevi evladı diyelim bulunması
Vefatından sonra işte onun adına kurduğu Yahya Kemal Cemiyeti, Enstitüsü içerisinde çok mükemmel bir şekilde, çok düzgün bir şekilde onun şiirlerini önce, işte Kendi Gökkubbemiz, Eskişehir'in Rüzgarı'yla, daha sonra Bitmemiş Şiirler, Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe söyleyiş, daha sonra da diğer kitaplar, işte Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Tarih Musabeleri gibi diğer kitaplarını yayınladı. Yani bu defterlerden ben de işte Orhan Okay Hoca'nın elinde olanı gördüm. Onun dışında Kazım İsmail Gürkan tarafından galiba yazdırılmış başka birkaç şey daha yani hatırlıyorum böyle defter. İşte bunda yani kafasında herhalde tamamlayamadı ya da ideal şeklini bulduğuna inanmadığından dolayı böyle bir şeye yanaşmıyor. Suud Kemal Yetkin'in bu konuda bir şeyi var, yazısı var. Bu çok meşhur, hatta işte Rumeli Hisarı'ndaki kabrinde başındaki mezar taşında da yazılı o Rintlerin Ölümü adlı şiirde. İşte ölüm asude bir bahar ülkesidir bir Rint'te. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Bu başlangıçta 3. mısra ve siyah serviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Diyor ki bunu yazdı ama bir türlü içine sindiremedi. Yani bu şey kelimesi, siyah servilerden hoşlanmıyordu ama bunun daha uygun bir şey bulmak için günlerce, aylarca düşündü, sonunda serin serviler şeyini bu da tamamladım, şimdi oldu. Yani böyle bir şey var. Hemen hemen bütün şiirlerin arkasında böyle bir hassasiyet var, mükemmeliyet endişesi söz konusu. Bir de bu galiba ölümünden bir süre önce maalesef o yıllarda yapılıyor bu tür şeyler. Yani bu kadar kendisi şiir yazma, yayınlama konusunda hassas davranan bir kişi adeta bir cinayet işler gibi onun gıyabında 24 şiir ve Leyla diye ondan habersiz şiirlerini bir kitap halinde korsan baskı yapmışlar. Tabii hatta o baskı çok böyle hatalarla dolu. Bunu çok fena halde canı sıkılıyor, üzülüyor. Günlerce bunun tesirinden kurtulamıyor. Yani nakledildiğine göre işte mahkemeye vermek istiyor filan ama şey yapmıyor, vazgeçiyor bundan. Ve bu konuda söylediği bir şey var. Diyor ki, güzel, kötü şiir güzel okunmaz. Güzel şiir kötü okunabilir ama asıl olan güzel şiirin güzel okunmasıdır. Güzel şiirin güzel okunmasıdır. Ve kendi şiirlerinin de güzel okunmasını yani bu hayran topluluğu tarafından arzu ediyor. İşte onun şiirlerini en güzel okuyanlardan, besteleyenlerden Münir Nurettin Bey, Münir Nurettin Selçuk. Ama onun da galiba başına bir takım şeyler gelmiş. Bilmiyorum yani bir takım şeyler var, rivayetler var o konuda. Şeyin bu 24 Şiir ve Leyla yayınlandığı zaman yine Yahya Kemal'in hayranlarından Nurullah Atacı'nın bir yazısı var. Diyor ki, bizim neslin edebiyatla meşgul olanları o manzumelerin yani bu kitapta yer alan şiirlerin çoğunu biz diyor hepsini ezber biliriz. Bunun için kitabı okurken eksiklerini tamamlayıp yanlışları düzeltebiliyoruz. Fakat bu kitap bizim için değil, Yahya Kemal'in şiirlerini ezbere bilmeyenler içindir. O kitabı okuyan gençlere tavsiye ederim. Her parçayı bilenlere sorup tasih etsinler diye böyle bir şeyi var.
tavsiyesi bulunuyor. Evet, Yahya Kemal'le ilgili daha anlatılacak çok şey var ama ben ana hatlarıyla zannediyorum onun şiir anlayışını. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Şimdi yani benim daha önce Orhan Okay Hoca'nın da hatta kitap halinde de yayınladığı Türk Şiirinde Poetikalar diye. Ben Mimar Sinan Üniversitesi'nde görev yaptığım yıllarda Yeni Türk Edebiyatı'nda Poetikalar diye bir ders okuttum yıllarca. Mutlaka bu konudan haberdar olanlarınız vardır aranızda. Türk şiirinde, Türk Edebiyatı'nda böyle poetikasını yazan, yani şiir anlayışlarını yazan, gerektiği zaman bazı Abdülhakamit'ten başlayarak, işte onun meşhur Na Kafi Redifli gazeli, şiiri bir poetika örneğidir. Bir şairin hezeyanı, Makber Mukaddimesi onun poetika örneğidir. İşte Ahmet Haşim'in şiir hakkında bazı mülahazaları, sonra Piyale Mukaddimesi haline getirdiği onun poetika örneğidir. Garip Mukaddimesi, garipçilerin poetika örneğidir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Antalyalı Genç Kıza Mektup diye bilinen metni bir poetika örneğidir. Asaf Halet Çelebi'nin Benim Gözümle Şiir Davası adlı makaleleri birer poetika örneğidir. Yani buna benzer birçok şey var. Yahya Kemal'in bu anlamda böyle derli toplu bir poetika örneği yok. Ama onun özellikle bu Edebiyata Dair adlı kitabında toplanan makalelerinde kendi şiir anlayışı, genel manada şiirden ne anladığı konusunda birçok şeyi var, görüşü var. Yani onlar, o kitaptaki yazıların çoğu onun poetika anlayışını dile getirir. Bir de şunu söylemek istiyorum, madem ki öğrencilerle karşı karşıya bulunuyoruz. Bu az önce zikrettiğim bir kısmı, yani şeyin, Yahya Kemal'in işte Mısra Berceste diye şey yaptığı divan şiiri, yani şey örnekleri, pardon, bu saf şiir örnekleri olarak zikrettiği divan şairlerinden örnekler bizim birkaç tane ben de okudum. Bu konuda zannediyorum bu Turing'in kurucuları arasında da herhalde Abdülhak Şinasi Hisar'ın Aşk imiş her ne var alemde diye kendisinin hayatı boyunca okuduğu divan şairlerinden, yeni şairlerinden sevdiği, hoşuna giden beyit ve mısralardan medeni olan bir küçük bir antolojisi vardır. Bu yıllar önce Hayat Yayınları arasında yayınlanmış, bulunmayan bir kitaptı. Daha sonra 5-6 yıl kadar önce bütün külliyatını Yapı Kredi bastı, orada da çıktı ama şu anda basmıyorlar. Şimdi yani çok önemli bir yazar Abdülhak Şinasi Hisar. Şimdi galiba Everest Yayınları bütün külliyatını basıyor. Bu zannediyorum bu kitap da oradan çıkacak. Yani bunu alıp şiir zevkine sahip olanlar arkadaşlarımızın bu kitaptaki şeyleri. Bir de şunu şey yaparım. Yani maalesef bizde böyle bir yanlış şey var. Ezbercilik diye. Özellikle şiir ezberlenmeden öğrenilemez. Yani yani benim şahsen hatırımda, ezberimde bir takım şeyler, işte beyitler, mısralar, Namık Kemal'den, Ziya Paşa'dan ya da başka şairlerden varsa hep lise yıllarında okuduğumuz yine Nihat Sami Banarlı'nın edebiyat kitabından öğrendiğimiz şeylerdir. Yani şu anda siz genç zekalar, pırıl pırıl hafızalarınız var zannediyorum. Boş. Şiir ezberleyin. En azından mısralar, beyitler ezberleyin. Zor değil yani. Şimdi birçok şey var bu ezberleme konusunda. İmkan var. Tabii evde yani
Bir de şunu söyleyeyim, ben bir ara şeyde daha henüz Türkiye'de bu kadar şey açılmadan, demin de bahsettim, Kıbrıs'ta şey yapmıştım, hocalık yaptım bir yıl. Orada gelen öğrencilere, özellikle doğudan gelen öğrenciler, telaffuzları biraz şeydi, bozuktu. Onlara şunu şey yapıyordum. İşte beş parmak dağlarına çıkın, bağıra bağıra yüksek sesle Yahya Kemal'in, Ahmet Haşim ya da Divan Şair'in şiirlerini bağıra bağıra okuyun. Ancak böyle telaffuzunuzu düzeltebilirsiniz diye. Yani şiir sadece okunmakla değil, bazı şiirler yüksek sesle, Nuran'ın yaptığı gibi teganni ederek, hakkının verilerek okunması suretiyle öğrenilebilir. İşte Bülent Bey bu konuşmamızda dedi ki birkaç şiir Yahya Kemal'in, birkaç şiir, yani birçok şiiri var okunacak, ezberlenecek Yahya Kemal'in. O birkaç tane işaretledim. Dilimin döndüğü kadar okumaya çalışayım. Hepinizin bildiği zannediyorum. İşte bestelenmiş, zaman zaman bu Mehter Marşı olarak da okunan, İstanbul'u fetheden Yeniçeri'ye gazel. Vur pençeyi Ali'deki şemşir aşkına, Gülbank'ı Asuman'ı tutan pir aşkına. Ey leşkeri müfettihül ebvab, vur bugün fethi mübini zamin o tekbir tepşir aşkına. Vur değri küfrün üstüne reks-i hilal için, gelmiş bu şehsuvar-ı cihangir aşkına. Düşsün çelengi Rum'un, eğilsin serif renk, vur türkü gönderen yedi takdir aşkına. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar, fecri hücum içindeki tekbir aşkına. Bir de şunu söylemek, yani söylemem lazım, şimdi söyleyeyim. Çok genel manada, yani dünya şiirinde de, bizim edebiyatımızdaki şiirlerde de çok genel manada iki tarz şiir vardır. Bir, bizim duygularımıza hitap eden şiir. Bir de arkasında kültür şiiri diyebileceğimiz şiirler. Bizim divan şiirimiz tamamen bir kültür şiiridir. Yahya Kemal'in de bu özellikle bu Eski Şiirin Rüzgarı'yla kitabındaki şiirlerinin büyük bir kısmı kültür şiiridir. Yani bu konuda herhangi bir bilginiz yoksa o şiir size bir şey söylemez. Mesela bunlardan birisi, şimdi okuyacağım, Ali Emiri'ye gazel. Ali Emiri'nin kim olduğunu bilmiyorsak, ne yaptığını bilmiyorsak bu şiir bize bir şey söylemez. Ali Emiri, mutlaka bilenler vardır, son devrin, yani son Osmanlı bakiyetü suyufu diyelim eski tabirle, kitap hastası, Divan-ı Lügat-ı Türk bulan adam ve binlerce nadide yazmasını bağışlayan, millete bağışlayan Fatih'te onun adına, hatta şöyle bir şey vardır. İşte bunu, kitaplarını bağışlamaya kalkıyor İşte Fatih, bilenler bilir, Feyzullah Efendi medresesinde. Diyorlar ki senin adını verelim, Ali Emiri Kütüphan. Hayır diyor. Ben bu kitapları milletimden topladım, milletin adını verilmesi lazım. Ve yani bu kadar mütevazi bir insan bu toplumda yetişmiş ama maalesef bu özellikleri biz bugün kaybettik. Yani Millet Kütüphanesi adını taşıyor. Ancak onun adının yaşaması için yine Fatih'te Ali Emiri Kültür Merkezi adını taşıyan zaman zaman şeyler yapılıyor orada faaliyet. Yani Ali Emir Efendi'nin kim olduğunu bilmiyorsak bu şiir bize bir şey söylemez. Muhtaci sen füyuzuna eslaf bendinin, diz çök önünde şimdi Emiri Efendi'nin. Amit, Diyarbakır'ın eski adı. Amit, o şehri nur övünsün ilelebet, fazlu faziletiyle bu Necli Bülendi'nin. İklimi Rum'u gezdi 30 yıl taraf taraf, yani bütün Osmanlı ülkesinin. Bir maksadıyla tab-ı nefais pesendin, yani nadide kitapları toplamak için dolaştı.
yekpare nur olan bu kütüphane-i nefis, yekpare servetiydi bu alemde kendinin. Ecdad-ı pakimiz gibi vakfetti millete, hayran oldu halk eseri bimenendinin. Ya fahri kainat, sen ifa et ecrini, divan-ı kibriyada bu şark ercümendinin. Yine Münir Nurettin Bey'in bestelediği Çubuklu Gazeli, çoğumuzun bildiği. Aheste çek kürekleri, mehtap uyanmasın. Bir alemi hayale dalan, ap uyanmasın. Aguşu nevbaharda tabiyededir cihan, sürsün sabahı haşredek, hap uyanmasın. Dursun bu musiki semavi içinde saz, leyli tarapta bir dahi mızrap uyanmasın. Ey gül, sükuta varma emreyle bülbüle, gülşende mesti zevk olan ahbap uyanmasın. Değmez kemal uyanmaya ikmali ömr için, varsın bu uykudan dili bitap uyanmasın. Bir de zannediyorum çoğumuzun bildiği o veda gazeli okumak istiyorum. Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler. Son meclisi cam üstüne cam olsun erenler. Şükranla veda ettiğimiz cam-ı fenaya, son pendimiz ahlafa devam olsun erenler. Dünyada bu iksir ile mesud olan ervah, ukbada da sermesti müdam olsun erenler. Caizse harabat-ı ilahide de her şeb, yaran yine rindan-ı kiram olsun erenler. Tekrar mülaki oluruz bezm-i ezelde, evvel giden ahbaba selam olsun erenler. Bilmiyorum, daha okuyalım mı? Şimdi onun tamamını değil de bu az önce söylediğim bir, yani şiirlerin arka planını bilmeden bu şiirlerden tat alınamaz. Bunun Ahmet Hamdi Tanpınar'ı mutlaka bilenler vardır. Yahya Kemal hakkında ben sayısını bilmiyorum, herhalde yüzden fazla kitap yazılmış bulunuyor. Bunların arasında en enteresan, en dikkate değer olanlarından biri, işte hem talebesi olmuş, daha sonra yakınında bulunmuş Ahmet Hamdi Tanpınar'ın onun hakkında yazdığı monografi en önemli kitaplardan biridir. Orada anlatıyor, Yahya Kemal'in tek otobiyografik şiiri diye ithaf adını taşıyan bir şiiri var. Bu ithaf, belki mutlaka ismini duydunuz, bu garip akımının üç temsilcisinden biri, Oktay Rıfat'ın babası Samih Rıfat'ın yazdığı bir nefes. Hezaran per açıp rengü ziyadan, uful etmiş güneş sahne semadan, şebistan-ı emel elem hali sadadan, gönül pür girye hali inzavadan diye başlayan bir nefesine ben hareket edilerek yazılmış bir ithaf adını taşıyan bir şiir var. Çok önemli bir şiir. Hatta bunun başında diyor ki, yani Abdülhak Hamit'ten sonra ledünni şiirin, yani metafizik şiirin menbaları kurudu. Samih Bey'in, yani Samih Rıfat'ın hatif sadasını andıran bir manzumesi bu çorak devrin en güzel eseridir. O eserin kafiyelerinden doğan bu mısraları sahibine ithaf ediyorum diyerek, fer almışken tulu kibriyadan, bugün bivaye kalmış her ziyadan, bu mülkün farkı yok bir tenknadan, niçin nur inmiyor semadan diye başlayan uzun bir şiir. Ama yani hatırınızda kalsın diye şey yapıyorum. Şimdi bir iki şey daha okuyayım da şeyi bitirelim fazla uzatmadan. Bu yine hem bestelenmiş çok bilinen şiirden Bir Tepeden şiiri. Rüya gibi bir akşamı seyretmeye geldin, çok benzediğin memleketin her tepesinde, baktım konuşurken daha bir kere güzeldin,
İstanbul'u duydum daha bir kere sesinde. Irkın seni iklimine benzer yaratırken. Yani buradaki iklim coğrafya manasına değil, memleket manasında kullanılıyor. Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış, tarihini aksettirebilsin diye çehren, kaç fatihin altın kanı mermerle karışmış. Yine bir başka tepeden, sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul, sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan. Yine bu şeyle bitirelim isterseniz. Mezar taşındaki Rintler'in ölümü şiiriyle. Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış. Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle. Ölüm asude bahar ülkesidir birinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter ve serin serviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Bilmem yeter mi o kadar?